Ben başlayayım. Güncel bir soru sormak istiyorum. Güncel soru derken beni rahatsız eden bir şey var. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu konumuzla ilgili ama dışarıdan bir soru. Senin tecrüben ve bilgeliğinden faydalanmak için sorduğum bir soru. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma başladığından bu yana da savaş başından bu yana Avrupa içerisinde, dünyada ama özellikle Avrupa'da ya da Batı medeniyeti dediğimiz arazide sanki bir ırkçılık hortlarmış gibi oldu. Bir Rus karşıtlığı. Uzay Vakfı'nın bir toplantısından Yuri Gagarin'in adını çıkardılar. Şimdi Yuri Gagarin'in bununla ne alakası var? Adam 70 sene önce, 60 sene önce uzaya çıkmış. Aynı ve fikirde. Bir işte Berlin Filarmoni'nin şefini kovdular. Evet. Birdenbire bu Avrupa'da bu ırkçılık mıdır? Bu nedir bu? Şimdi Avrupa'da tabii ırkçılığın şeyi var. Birkaç bin zemini var. Geçmişi var. Yani faşizmde de ırkçılık vardı. Nazizmde de ırkçılık vardı. Bir zemini var. Yahudi düşmanlığı. Anlıyorum adam. Ona da bir zemini var. Belki bunun işte modern gelişmelerle de ilgisi var. Bu tabii çok hoş olmayan bir şey hakikaten. Ama bunu ben kalıcı olduğunu zannetmiyorum. Bu bir tepki. Kısa süre yani. Bilinçli yani. Veya beslenen bir tepki değil. Yani bu senin sözünü ettiğin eleştirileri bilmiyorum, emin değilim. Ama muhtemelen Avrupa'nın içindeki aklı başında adamlar da yapıyorlardır. Yani yapanlar da var. Yapanlar da var. Yani Avrupa'yı bundan dolayı Avrupa'da bir ırkçılık başlıyor mu? Diyemez miyiz? Demem. Hı. Demem. Bu iyi abi. Avrupa birçok şeyi atlatmıştır. Buna benzer birçok ne diyelim badirelerden geçmiştir ama aklını başına toplamıştır. Yani biz bugün ırkçılığa karşı olan da tutumları Avrupa'ya borçluyuz. Evet. Ha şunu diyebilirsin. Canım bizde zaten ırkçılık yoktu. Yani ne bileyim İslam dünyasında. Evet. Irkçılık zaten yoktu. Şimdi tamam itiraz etmem. En azından o düzeyde, entelektüel düzeyde işlenmiş teorisi olan bir ırkçılık bizde yoktu. Ama kusura bakma yani bizde de bunun başka alanlarda, başka şekilde de birçok şekli var. Yapılan araştırmaları yapıyorsun, komşunun bilmem ne olmasını ister misin, istemez misin diyorsun. Hristiyan olmasını ister miyim diyorsun. %70'i hayır diyor. Hayır diyor. Bir de politikacıların dil konuşmalarına bak. Yani Avrupa'yı ırkçılıkla suçlayan politikacıların kendilerinin konuşmalarındaki ırkçılığa bak. Affedersiniz bilmem ne falan. Anlatabildim diye. Mi ne demek istediğimi? Anladım. Ha affedersiniz. Doğru ya o cümleler de var değil mi? Yani bunu açıkçası ben çok ciddiye almıyorum. Yani, yani bizim topraklarda kökleşmiş, kurumsallaşmış bir ırkçılık yok. Hayır, hayır. Ama bu bizim çok parlak bir şeyimiz, evrenselci, hümanist olmamızdan ileri gelmiyor. Yani işte o teorilerin, oradaki ırkçılığı meydana getiren teorilerin ve gelişmelerin bizde henüz üretilmemiş olmasından. Üretilmemiş olmasından ileri geliyor. Yani diyoruz ki ama bu kınanması gereken bir tavır mı? Evet. Kınanması gerekiyor. Bundan dolayı Avrupalılara diyelim ki 200'lü olmakla suçlamakta hakkımız var mı? Bilmem. Çünkü neticede biz de az 200'lü değiliz. Yani unutma. Ha. Biz de epey 200'lüyüz. Düşüncem budur. Peki abi.